Ben Ali Aydar, çok teşekkür ediyorum Ali Aydar Fırat sabrından ötürü. Genel olarak notlar aldın. O bir. İkincisi de şu cümle benim için önemli. Bak buraya not almışım. Ben kaybetmem, ülke kaybeder. Ya burada böyle bir gizli adaylık sinyali mi var acaba? Yani ve hem dava özelinde İmamoğlu kaybetmez, ülke kaybeder. Gizem yazdı, evet. Siyasi yasak sorusuna verdiği yanıt bu. Evet. Genel olarak ne olur böyle bir değerlendir, çünkü oranın kodunu, o cenahın kodunu da çok iyi okuyorsun. Ya mağdur ya mu bunu, olmak istedi ve beraberinde gerçekten hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı ol mu yani masanın? Murat Gezici diyor ki İmamoğlu'nun kendi kişisel hikayesi belki çok olmayabilir. 2019'da bir başarı, evet, yani ikinci kere seçimin tekrarlanması bir orada örgü hikayeye getirdi beraberinde. Ama burada asıl hikaye altılı masadadır diyor. O yüzden biraz bir genel değerlendirme istiyorum ama onun öncesinde en merak ettiğim, gerçekten orada gizli bir adaylık sinyali var mı? İmamoğlu kaybetmez diyor, ülke kaybeder diyor. Ben o sözün adaylık üzerinden bir söz olduğunu düşünmüyorum. Daha çok işin gerçekten hukuki boyutunun ya da hukuk sürecinin nereye vardığının ya da oradaki keyfiliğe bir atıf olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sözün haklı ve meşru bir söz olduğunu düşünüyorum. Şöyle başlayayım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman hukuk gerçek anlamda tam bağımsız olmamıştır. Ama AK Parti dönemi kadar da hiçbir zaman bu kadar bu denli bağımlı olmamıştır. Bir daha o cümleyi kurayım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten hukuk bildiğimiz anlamda evrensel ölçütlerde hiçbir zaman tam anlamıyla bağımsız olmamıştır. Ama AK Parti dönemindeki kadar da bağımlı olmamıştır. Bunu ben size bir takım örneklerle detaylandırayım çok uzatmadan. Sonra da İmamoğlu üzerinden, Sayın İmamoğlu üzerinden sürecin nereye geldiğini ya da nereye evrildiğini anlatmaya çalışayım. Şimdi hukuk maalesef mevcut iktidar tarafından bir sopa olarak kullanılıyor. Bunu kendisi de kabul ediyor. Hı-hı. O yüzden hocam kaç tane yargı paketi çıkarıldı siz biliyor musunuz? Yani düzenli olarak 6 yargı paketi çıkarılmış. Yani dolayısıyla hemen hemen hukukun içinde bulunan ya da belli yargı kurumlarının üst temsilcileri, Sayıştay, Yargıtay, Danıştay vesaire falan ya da Anayasa Mahkemesi başkanları hukuka olan güvenin tazelenmesi gerektiğini herhalde biz sıradan insanlara söylemiyorlar, iktidara söylüyorlar. Şimdi şu anda sadece İmamoğlu davası görülmüyor. Şu anda Çağdaş Hukukçular Derneği davası var bir taraftan. Bir taraftan Gezi'den hiçbir ülkede mahkum edilmeyecek olan insanlar öyle ya da böyle 18 yılla Osman Kavala müebbetle cezalandırıldı. Ve 6 yılı aşkın bir süredir cezaevinde. Yarın hepimizin gözleri önünde tıpkı nasıl Ergenekon ve Balyoz'da olduğu gibi o insanlar çıktılar ve iktidar şunu söylediyse biz yapmadık bunu, birileri yaptı ve dolayısıyla biz buradaki siyasi sorumluluğu kabul etmiyoruz dediyse aynı öz eleştiriyi tırnak içinde söylüyorum. Yine göreceğiz. Dolayısıyla yaşadığımız şey hepimizin gözler önünde çırılçıplak bir gerçeklikten bahsediyoruz aslında. İnsanın içini acıtan, bir yurttaş olarak kendimi hiçbir şekilde güvende hissetmediğim bir kamu düzeni, bir hukuk düzeninden bahsediyorum. Niye kendimi güvende hissetmiyorum? Bu bireysel anlamda korktuğum ya da çekindiğim için söylemiyorum. Bu keyfiliğin vardığı nokta açısından söylüyorum. O kadar keyfi, bu kadar göze sokulur bir biçimde insanların hayatlarını bu denli karartan bir hukuk mekanizması ya da bir hukuk anlayışı olmaz. Bunun sayısız örneğini verebilirim. Sadece muhalle yapıcının, mücella yapıcının özür dilerim, kirada oturan bir insanın Gezi finanse ediyor diye cezaevine konması bile nasıl bir ironidir. Ama bu ironinin zaten İktidar nezdinde şöyle bir karşılığı var. Şunu söylüyor iktidar bize. Ben kendime karşı muhalif olan herkese hiç umurumda değil. Yani kanıt var mıymış? Efendim suç işlemiş mi? Efendim işte bir takım olaylara karışmış mı? Örgütlerle iltisaklı mı? İlişkili mi? Bağlantılı mı? Suçu vesaire falan var mı? Ben bunlara bakmıyorum kardeşim. Ben bana muhalifse tıpkı Gülşen'de olduğu gibi, tıpkı bu ekmek meselesinde olduğu gibi hiç dinlemeden, hiç anlamadan aldığım gibi cezaevine sokarım mesajını veriyor. Çok net bir biçimde, çok açık bir biçimde. Buna karşı aynı iktidar kendisine muhalif olan insanlara bu denli zulüm ederken, yani kendisine muhalif olan akademisyenlere, gazetecilere, yazarlara, ne derseniz deyin, herkese
öyle de böyle cezaevlerini çürütürken aynı iktidar, mesela Soma'da 301 tane insanımız kaybedildi, 300 bin tane insanımız katledildi. 8 gün yattı kişi başına orada yatanlar, 8 gün. Şimdi bunun kamu vicdanında da, devlet aklında da, siyasal iktidarın birikiminde de hiçbir şekilde yeri yoktur. Sadece bu mesele mi? Değil. Onlarca tanık, olaya tanıklık ettik. Hepimizin içini acıtan olaylar. Neydi? Bir telefonla Branson'ı serbest bıraktılar. Bir telefonla Deniz Yüzeli serbest bıraktılar. Bir telefonla dilim dilim doğranıp eritilen Kaşıkçı'yı götürüp verdiler. Sonra döndüler bize, dediler ki Türkiye'nin hukuk devleti var. Burada hukuk bağımsızdır dediler. Bütün bu süreçlerin sonucunda aynı anda bütün bunlar yaşanırken kadın cinayetleri olabildiğince arttı. Bunlar varken sokakta insanlar birbirini öldürmeye devam ettiler. Bütün bunlar öyle de böyle çok rahat bir biçimde insanlar denetimli serbestlikte bırakıldılar. Ama kazara iktidara yönelik bir laf söyleyin. Ne denetimli serbestlik, ne efendim başka bir şey. Yurt dışından insanlar geliyorlar. Nereden yargılandım, nerede yargılanacağım bunu merak ediyorlar. Alıyorsunuz, cezaevine atıyorsunuz. Yani muhalif medyaya, muhalif basına, muhalif belediye başkanlarına, muhalif belediyelere vesaire falan. Şimdi bize bir hukuk düzeni anlatılmaya çalışılıyor. Bize diyoruz ki kardeşim burada bir hukuk düzeni yok. Şimdi Ekrem İmamoğlu davasına gelelim. Şimdi bugün mahkeme o davanın çöktüğünü kabul etti. Ne demek bu? Mahkeme şunu söyledi, mahkeme başkanı. Yani hakim dedi ki kardeşim bu laf İçişleri Bakanı ile ilgili bir laftır dedi. Hı hı. Yani bu HSK üyelerine söylenmiş bir laf olmadığını tamam. Kabul etti. Hı hı. Şimdi bu saatten sonra efendim iş Ekrem İmamoğlu'na... Mesela reddi hakimliği. Mesele şu. oradaki ifadelerden kaynaklı olarak reddi hakim şeyinde bulunulmuş. İşin garabeti şu. Şunu tartışıyor insanlar. Yani bu iş Ekrem İmamoğlu'na yarar mı? Ya ülkede gözümüzün önünde hiçbir hukuki temeli olmayan bir dava var. Bu davanın sonucunda bir büyükşehir belediye başkanı ve sıradan bir büyükşehir belediye başkanı değil, Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanına siyasi yasak isteniyor. Biz şunu tartışıyoruz. Ekrem İmamoğlu'na bu yarar mı, yaramaz mı? Ama şimdi, bir dakika. Onun için söylemiyorum. Yok, bizim için söylemiyorsunuz ama ben siz değilim. Bir dakika. Şimdi mevzu şu aslında, biliyor musunuz? Bu yakın tarihi, bu siyasi hafızayı biraz yokladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı siyasi yasaklıydı, cezaevine girdi. Oradan bir mağduriyet oluştu ama orada bir davası vardı. Hayır, davası vardı, bir hikayesi vardı. Bu taraf ne? Diyor ki Hücum, yani Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı haksız yere bakın Sayın Cumhurbaşkanı çok uzun. Bir dakika dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı haksız yere bir şiir okuduğu için cezaevine atılmıştır. Buna kimse karşı çıkmıyor. Kabul edilemiyor. Ama o sayın Cumhurbaşkanı mevcut durumdan ders çıkarıp bize başka bir Türkiye vizyonu vaat etti. Dedi ki iktidara gelirken, ben kendi yaşadıklarımı size yaşatmayacağım. Kendi kitlemin, kendi sosyolojimin, kendi oy verenlerimin yaşadıklarını size yaşatmayacağım dedi. Ama bunun tam tersi bir iktidar şeyle, anlayışıyla karşı karşıya. Şimdi İmamoğlu'na bu yarar mı? Şimdi bu dava İmamoğlu'nun kendisi mi? Şimdi bu konuşmaları dinlerken ben şöyle düşündüm. İmamoğlu bu davayı kendi açısı açtı diye düşündüm. Yani nasıl? Ben buradan bir siyasi rant elde edeyim. İşte aday olayım, şu olayım, bu olayım. Şimdi bu davayı İmamoğlu'nun kendisi açmadı. Bu davanın hukuki bir temeli olmadığını, bu davanın ya Yüksek Seçim Kurulu'nun hakimleri bile bize söylenmedi diyor. Ya biz Ersan Hoca'la tartışıyoruz. Ersan Hoca diyor ki ya bana söylenmemiş bir mesele de beni yargılıyorsunuz diyor. Ya bundan daha büyük garabet olabilir mi? Ya burada beyefendi diyor ki benden dolayı değil kardeşim diyor. Bana söylenmedi diyor bu laf. Hayır efendim, sana söylendi diyor birileri. Beyefendinin kabul etmediği bir şeyi biz ısrarla hayır efendim sana söylemiştir diye dava açıyoruz. Ve bunun sonucunda siyasi olarak da adamın yasaklanmasını istiyoruz. Ama resen açılabilir o dava. Mesele şudur hocam. Olarak düzeltme açısından söylüyorum. Sevgili hocam. Yani orada YSK üyelerinin başkanının ihbarda şikayette bulunmasına gerek yok. Normal bir hukuk. Kamu görevlisine hakaret resen kovuşturulurdu. Yani teknik olarak böyledir. Süreç. Yani aslında bu süreç, böyle efendim, dosyalar olmamalı da. Şimdi, yani şimdi bir hiçbir hukuk devletinde o görüntüler ortada. Bugün Fox TV'nin muhabiri şunu söylüyor. Ben o soruyu sordum. O soru tamamen İçişleri Bakanı ve biz de öyle değerlendirdik diyor. Diyalog. Tamam, şimdi bu davanın hiçbir hukuki olarak herhangi bir biçimde savunulması, tartışılması bu ülke için zarardır, ziyandır.
Şimdi bu tavadan eğer siz Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istiyorsanız biz hukukun başka bir forumundayız. Daha doğrusu hukuk devleti olmanın dışında başka bir forumdayız. Bakın siyasi bunu yasak istiyorsunuz da cümlesi doğru Sevil değil. Hocam, neden Ali Bey? Hayır, teknik olarak da bunu tavsiye etmek durumundayım hukukçu olarak. Yani burada mahkeme, savcı veya sayın işte Erdoğan veya hükümet İmamoğlu'na siyasi yasak getirisin talebinde bulunmuyor. Öyle bu, bir durum yok. Az önce ifade ettim 53. maddenin doğal sonucu. Yani diyor ki mahkumiyet olması durumunda kanuni sonucu belirli haklardan hocam, mahrumiyettir. Ben, yani bu herhangi bir hakaret davasında. Sevgili hocam ben şunu yani söylüyorum. Sayın İmamoğlu'nun tamam, özeline hocam, çok bekledi bakın, çünkü çok kendisi biliyorsunuz. Hayır teknik şey olarak bilgi olur, veriyor. Tamam, ama hocam, siyasi şeyini değerlendirebilirsiniz tabii. Saygı değer hocam diyorum ki zaten açılmaması gereken bir dava, olmaması gereken bir dava üzerinden bir takım tartışmalar yapıyor. Davanın kendisi abes. Davanın kendisinin hukukta bir karşılığı yok. Dünyanın hangi ülkesine götürün? İster Cezayir'e götürün, efendim ister Fransa'ya götürün, dünyanın neresine götürsen götürün, bunun bir karşılığı yok. Bunu ifade ettikten sonra bana kimse şunu anlatmasın. Türkiye'de her zaman siyaset hukuka müdahale etmiştir. Buna katılırım. Az önce ilk cümleniz de oydu. Türkiye'de her zaman yani bana kimse... Doğru. Ya yani yargı siyaset ilişkisi efendim, açısından ben katılıyorum. Mesela, ben bireysel olarak şunu kabul ama ediyorum. Ama bu döneme de mahsus değil bu. Eskiden daha de kabul ediyorum. Bir dinleyelim geçmişte. Mi? Eskiden evet, de kabul etmiyordum. Şimdi doğru, de reddediyorum. Hiçbir zaman da kabul etmeyeceğim. Hukukun üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Yargı... Ya bunları niye siyasiler atar? Atamamalıdır. Atamamalıdır. Yani hukuk kurumları kendi içinde... Herhalde birilerinin aslında temsilcilerini... Aslında bir şey özür dilerim. Siz değil nasıl efendim Sayın Fırat? Aslında kendi görüşlerini atamış oluyor demek istiyor Ali Aydar'da. Şimdi yani, bakın ben bir bitireyim. Ben bir bitireyim. Evet. Şimdi şunu gördük. Defalarca hepimiz şahidiz. Hepimizin gözlerinin önünde cereyan eden olaylardan bahsediyoruz. Yani iktidarın istediği kararları veren insanların nasıl kolay bir biçimde yükseldiğini biliyoruz. Bu şu demektir. Yani ben iktidar olarak herhangi X bir kişiyi benim istediğim kişilerin mahkumiyetine yönelik karar verdiği zaman onu sıçrama tahtası gibi bir de oradan o efendim işte Yargıtay'a, Sayıştay'a, Danıştay'a, Anayasa Mahkemesi'ne 3-5 gün içinde taşıyabiliyorsa bu şu demektir. Benim size yolladığım ya da benim aleyhimde herhangi bir konuşma olduğu zaman kardeşim bunlara mahkumiyet kararı verin. Ben buradan bir vatandaş olarak bunu çıkarırım. Bana bunun tersini kimse iddia etmesin. Yani burada bir hukuk nosyonundan bahsedeceksek İlk önce siyasetin bu meseleden elini eteğini çekmesi gerektiğini düşünüyoruz ama çekmiyor. Size katkı ısrar olsun. Israr ve inatla. Durumdan vazife çıkaranlar da olamaz mı? Olabilir. Onu da olabilir. O rezervi de koyuyor. Tabii ki yani olabilir. Bunu Sayın Erdoğan tabii veya hükümet değil, durumdan vazife çıkaran, tabii olabilir, yanlış tabii kullanan olabilir da olabilir. Şimdi bir iddia dedi ki işte Sayın Barış Terkioğlu dedi Cumhuriyet'te bir yazı yazdı. İşte siyasi yasak getirirsen işte şöyle olur böyle olur bir takım da hatta Sayın İmamoğlu dedi ki bir yüksek yargı ağır ceza hakimliği vaat edilmiş vesaire. Şimdi bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Bakın yaşadığımız şey hepimizi ilgilendiren bir şey. Yani çok çektik. Yani Türkiye'de hukukun siyasallaşmasından, hukukun iktidarları elinden bugün AK Parti olur, yarın başka bir parti olur vesaire falan. Hiç umurumda değil. Bir vatandaş olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki yaşadığımız süreç olağan ve normal bir süreç değildir. Bu sürecin sonunda efendim o karlı çıkar, bu zararlı çıkar. Ya bir gün bile bir insanın cezaevinde olması korkunç bir kayıptır. Hiç Gezi'de şu anda mahkumiyet alan ailelerin çocuklarına baktınız mı? Nasıl aileleriyle o çocuklar cezaevlerinde babalarıyla... Ortada ne suçları var bu insanların ya? Ortada ne suçları var? Çiğdem Mater yurt dışından kendisi geldi, gitti mahkemede ifade verdi. Aynı gün tutuklandı. Aynı gün tutuklandı ya. Ya bu bütün insanlar, konuklarımı görebilir miyim yakından insanlar, acaba rica etsem? Gezi'de tamam, tutuklanan insanlar tamam, görebilir hepsi, miyim bütün bakın Gezi'de evet, insanlar, o tutuklanan insanların hepsi bu ülkedeki kamu yararı için bütün bu davalara bakan insanlar. 5 kuruş para almadan. Bu insanları biz cezaevine attık. Ne kazandı Türkiye Cumhuriyeti Devleti? AK Parti ne kazandı burada? Sonra dönüyoruz bütün bunların konuşmasıların sonunda deniyorlar ki efendim yeni bir yargı paketi çıkarılacak. Efendim 5'te artık kapılar basılmayacak, kapılar kırılmayacak. Kapılar kırılmaya devam ediyor.
kapılar kırılıyor, insanlar gözaltına alınıyor, insanlar yerlerde sürükleniyor, insanlar çok rahat bir biçimde 5 ay öncesinin tweetleri alınıyor, 8 yıl öncesinin tweetleri alınıyor, 10 yıl öncesinin yapılan açıklamalar alınıyor. Bunun hukuk devletiyle hiçbir alakası yoktur. Bunun AK Parti'ye bir faydası yoktur. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir faydası yoktur. Bunun herhangi dünyada insanla bir faydası yoktur. O yüzden Anayasa Mahkemesi Başkanı diyor ki kardeşim 66 bin tane başvuru var, bireysel başvuru. Herkes kendisinin bu ülkede mağdur edildiğini düşünüyor. Bugün Türkiye'de cezaevlerinde olan insanların hepsi öyle ya da böyle mağdur olduklarını düşünüyorlar. Siz katilleri öyle ya da böyle insan öldüren insanları serbest bırakıyorsunuz. Denetimli serbestlik şartı getiriyorsunuz. Bir söz söylediği için insanlar cezaevlerinde tutuyorlar. Cezaevlerinde bırakıyorlar. Aynı gün itiraz ediliyor. Savcı değiştiriliyor, hakim değiştiriliyor, heyet değiştiriliyor. O insanlar tekrar cezaevinde tutuluyor. Şimdi bunun hukuk devletiyle... Ama bunu siyasetle birleştirmeyin yani. Sevgili hocam, başka bir şeyden bahsediyorum. Yani. Bakın başka bir şeyden bahsediyorum. Diyorum ki... Diyorum ki hepimiz, bakın hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak bunlardan ders çıkarmak zorundayız. Tamam. Yarın öbür gün başkaları gelir kendilerini hukuku araçsallaştırırlar. Yine bize sopa olarak kullanırlar. Bundan vazgeçelim. Tamam da şimdi Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketini de eleştiriyorsunuz. 15 tane paket geliştirelim diyor, efendim, ona da itiraz ediyorsunuz. Hayır, paketlerin veya insan hakları eylem planının çıkarılmasının yetersiz olduğunu. Yani uygulamanın yani yapılacak adımlara karşı da Ali Aydar Bey. Şunu söylüyorum. Peki, anlattıklarında doğru bir payı var zaten. Şunu söylüyorum. Diyorum ki siyasal iktidarlar, AK Parti bırakın bir taraf, başka bir parti, başka bir iktidar düşünün. Evet. Bütün bu süreçleri belirlediği sürece mecliste atamalar, o hakimde, o savcıda, o iktidara yaranma çabası içine girir. Hepsi için söylemiyorum. Ama birileri, biraz önce sizin söylediğiniz gibi... Durumdan vazife çıkarabilir. Her dönemde olmuştur yani. Ki bu oluyor da. Oluyor, maalesef oluyor. Yani. Bir de korku oluşuyor, baskı oluşuyor. Şimdi illa yargı mensubuna günah bulmaya gerek. Ama Ali Bey, size katılıyorum. Yani bir destek anlamında söylüyorum. Zaten sistem sorunu bu. Çok önemli bir cümle kullandı. Bakın buraya da yazdı, bunu söyleme durumundayım. Siyaseten kime yaradı, kime yarar sağladığına bakma. Bu çok önemli bir cümledir. Hiç bakın. Benim umurumda. Hayır, bu çok cümle. Gerçekten. Yani, sevgili hocam. Siyaseten bakın. Sevgili hocam. 2-2,5 saatte bu meseleyi konuşuyoruz. Sevgili hocam bakın. Siyaseten. Ama aslında bir dönem. Çok bakın, ilginç bir şey dediniz. Doğru dediniz. Hukuk. Aslında hukuk, bu dava özelinde hukuk, biz geneli hukuk, konuşuyoruz biraz da. Evet. Dosyaya bakar. Delillere bakar, inceler ve karar verir. Hukuk bir kararın siyasi sonuçlarına bakmaz, bakmamalı. Bakın bir dönem, ama siyaseten siz onu kullanırsınız, bakın, o ayrı bir meseledir. Bakın bir dönemin muktedirleri, tamam mı? Ben şuna inanmıyorum. Ya, yani sadece ya. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın sadece şiir okudu, işte cezaevine girdi, ondan çıktı, başarı oldu. Bu böyle bir şey değil hocam. Hayır, o dönemin iklimiydi o zaten. Bu başka Sayın şey. Erdoğan'ın yani, önünü kesmeye yönelik de o çıktı zaten. O birliydi yani. Ama sonuçta ya ters. Bakın, aynen. Bir dönemin, Sayın Erdoğan'ın siyasete yolunu kesmeye yönelik belirli vesayet odaklarının tanzim ettiği, sistematize şimdi ettiği ben, çok planlı bir şeydi. Ben, işte ama söylüyor ki ben, tekrarlanmasın. Doğru. Ben, hayır, ona katılıyorum. Ben bir vatandaş olarak. Bak şunu biliyorum. Az önce söylediniz ya. Hayır Ali Bey, size destek anlamında. Gerçekten hükümetler gelip geçicidir. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Ama bu yargı ve siyaset ilişkisi Türkiye'de hep sorunlu olmuştur. Bir de yargı reform paketlerini hayır, lütfen küçümsemeyelim. Hayır Ali Aydar Bey, bir de yani hocam, bakın, bu bir başlangıç şöyle olarak. Şöyle bitireyim, izin vereyim. Bakın, şimdi meselemiz şu. Bir dönem birileri muktedirdi. Onlar kendilerine muhalif olan insanları, ister Sayın Cumhurbaşkanı için söyleyin, ister 28 Şubat, ister solcular, ister bilmem başka insanlar için. Yani gerçi solcular her dönem için şeydir de onlar kapsam dışı, onlar hiçbir şekilde yaralanmıyor süreçlerde, onlar her zaman cezaevindeler diyelim ki yani o dönemin muktedirleri bir takım kararlar aldılar, bir takım süreçleri kendilerince yönlendirmeye çalıştılar ama olmuyor. Evet, olmaz. Olmuyor. Hayır yani, olmaz zaten. Şimdi doğru. Hukukla kimsenin önünü kesemiyorsunuz. Doğru. Bundan vazgeçin. 2021, bu dönem için de söylüyorum. Şubat ayında hukuk reformu yaptılar. Aynı hafta baro başkanları tutuklandı. Gözaltına alındı. Hocam onu söylüyorum. Diyorum ki bu hukuk artık yani gerçekten biraz önce bakın Ersan Hoca da kendince söyledi. Dedi ki bunun bağımsızlaşması lazım. İşte hakim teminatı. Ben şartlarını söyleyeyim tekrar. Tamam. Hukuk zihniyeti değişecek ama HSK'nın yapısı, yer ve yetki güvencesi, adli kolluk teşkilatı, liyakat bu kadar. Evet. Hocam bunları yapmazsan, öncesinden bakın, daha iyi şu anki. Bakın bir zamanlar şu hesaplar daha iyisi olsun. Bir zamanlar daha iyisi olsun. Bakın bir zamanlar şu hesaplar yapılırken ben şunu söylüyordum. Diyordum ki ya işte
şunu işte Ahmet Necdet Sezer atamış, şunu Gül atamış, işte şunu Sayın Erdoğan atamış vesaire falan, işte karar değişik. Ya mesele bu değildir. Mesele bu değildir. Bizim ihtiyacımız olan şunun ataması, bunun ataması değildir. Biz şuna bakacağız. Bu ülkede evrensel hukuk normlarını oturtabiliyor muyuz, oturtamıyor muyuz? Hocam oturtabilmen için uygulamacıyı o kalitede seçeceksin, yüzden, ama ona o teminatı ama verir. O yüzden de vermezsen devlet eliyle, hükümet eliyle yargı gider. Bak, söylediğin en doğrusu ne biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef eskiden de yargıya alet ettiler. O aynen. Çünkü aynen. İyi, bak, iyi hukuk kadar iyi hukukçu da lazım. İyi hukukçuyu öyle sağlayabilmen için o kaliteye kavuşmak, bu üniversiteden, fakülteden, okuldan, eğitimden, öğrenimden başlar. Sonra da ona teminat vereceksin. Biz şimdi, teminat veremiyoruz. Çünkü hocam, yargıya güvenmiyoruz yöneten. Anlatabildim mi? Bakın, daha elinde ipini tutmak istiyor. Yargı da siyasete karışıyor. Yargıya güvenmiyoruz değil Ersan Hoca. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi belirli vesayet odaklı millete güvenmeyin tarihidir yani. Şu anda yani. Biz millete güvenilmeyin. 24 tane darbe yaptık. Biz bak belli dersler aldık. Bak hayır, yani, hocam yargı Türk milleti adına karar verir ama FETÖ yani, dediğin dönemin yargısızlığı yıkamayız. FETÖ dediğin dönem burada zaten bu tabuk olmamak mümkün değil. Yani millete halka güvenmemenin hocam hiç kimseyi maksat ya hükümetler bakın belediye işlerinden sorumluydu. İmar işlerinden sorumluydu. Dış politika. Dış politikada yargı mensubu güvenliği dış politikada yargıda bak bir hocam, hocam hükümetler bir şey kudretli lütfen, miydi bak, yani siz hocam, biliyorsunuz hocam, hocam bizim Kubatçı çünkü yani. Şöyle yargı mensubu yani görevi şöyle itiraf olabilir devletin yani hayır hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim adalet adına karar kesinlikle kesinlikle bu prensibi koyacağım tartışma olmaz zaten hayır dedi ya yargıya güvenilmiyor ya devletin belirli ama bu önemli bu çok önemli bir ki yargıya siyasetin hocam, yargıya güvenme meselesiyle ibaret değildir hocam, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk tarihi. Şimdi, devletin belirli oligarşik vesayet odaklarının millete güvenmesinin tarihi. Bunun devam askeri bürokrasiden vesayetten bürokratik vesayete kadar. Tamam bak ya, ama siz siyaseti ki, sivil siyasete alan verin bu, sizin söylediğiniz husus çok önemli. Şimdi, yargıya da güven ama, olacak. Güven ama de, siz geldiğinizde bu iddiayla gelip de aynı hatayı tekrar ediyorsanız diyor bu olmuyor. Olmaz diyor. O olmaz olmaz. Ama bir Ali Aydar Bey toparlarsanız bir sevinirim. Bir çelişki. Şimdi evet. Montreux ile ilgili bir takım amiraller çıktılar açıklamaya. 104. Şimdi cezaevindeler değil mi hocam? Yok. Yok yok. Yani işte serbestlik ama yargılanıyorlar. Gözaltına aldılar, tutuklandılar zannediyorum. Doğru ya da yanlış. Şimdi bakın. Ya da daha gözaltından bırakıldılar. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra Sayın Bakan siyasetten karşılık verebilir, Cumhurbaşkanı karşılık verebilir. Bu hakkıdır. Buna bir şey söylemiyorum ama ülkenin jandarmasının ve ülkenin emniyetinin Sayın Kılıçdaroğlu'na cevap vermesi, ya bürokratik oligarşi diyorduk, vesayet diyorduk, efendim muhtıra diyorduk. Yani sizin zamanınızda olunca bu muhtıra olmuyor. Bunu bir siyasi eleştiri olarak söylüyorum. Eski zamanda olunca muhtıra oluyor, sizin zamanında muhtıra olmuyor. Şunu demeye çalışıyorum. Diyorum ki Türkiye'de siyaset kendi pratiğinden ders çıkarıp başka bir model üretemiyor. Aynı hastalıklardan muzdarip oluyor. İktidar değişse aynı ne bir olursa son bir olsun. Evet. Olsun. Evet. Son bir cümlem evet. Şu olsun. Çünkü sistem, zihniyet... Evet. Şimdi bakın, bu hukuk süreçlerinde iktidar lehine karar verenler gerçekten ister ben olayım ister Ersan Hoca vesaire falan bizi iktidar alıp asansörle bambaşka bir yere çıkarıyorsa burada bir rol model durumu ortaya çıkar. Yarın öbür gün başka insanlar hiç hak etmedikleri halde cezaevlerine atılırlar, o insanlar da döner der ki iktidara bakın ben size karşıt olan bu insanları attım. Dolayısıyla ben de aynı hakkı istiyorum. Tam tersi süreçte yarın öbür gün bu iktidar gittiğinde aynı duyguyla, aynı düşünceyle, aynı kin ve nefretle başkaları gelir. Aynı süreçleri o başkalar işletir ve biz bakın yani işte 100 yıllık cumhuriyet tarihimizden bahsediyoruz. Biz bu 100 yıl boyunca maalesef bu hukukun sopasını, başka devletin sopasını yemeyen kalmamış olmasına rağmen bundan bir türlü ders çıkaramayan, bir türlü başka kurumlar, başka özgür kurumlar öyle ya da böyle inşa edemeyen bir toplum olarak varlığımızı sürdürüyoruz ve sonrasında şunu söylüyoruz. Bu kimin işine yarar? Ya bu hiç kimsenin işine yaramaz. Evet. Bu hukuk devleti tabii denen devleti ortadan kaldırır. Başka tabii da bunun bir kazananı yok. Çok teşekkür ediyorum.